Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Trump'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası Amerika'ya gitme kararı aldı. Trump sosyal medyadan Erdoğan'ı sabırsızlıkla bekliyorum açıklaması yaparken Erdoğan o kararın gerekçelerini anlattı. Akşam telefon görüşmemizde tabii bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmamızın çok daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık. Günlerdir merakla beklenen konuşma gerçekleşti. Trump'la telefonda konuşup nihai kararını verdi. Erdoğan 13 Kasım'da Washington'a gidecek. Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde yüz yüze görüşmeyi yapmak başka bir şey. Telefonla bunu yapmak başka bir şey. ABD'ye gitme kararını önce sosyal medyadan duyurdu Cumhurbaşkanı. Hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum ifadesini kullandı. Trump da Twitter'dan Beyaz Saray'da görmek için sabırsızlanıyorum karşılığını verdi. Erdoğan Macaristan yolculuğuna çıkarken son durumu kameralar karşısında anlattı. YPG PYD buradan çekildiği sözünü bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Rusya ile yaptığımız mutabakatta da o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Washington'da masadaki sıcak başlık Suriye olacak. Trump'ın yanı sıra Putin'le de durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi Cumhurbaşkanı. Bu mutabakatın gereği neyse yerine getirmeye tabii ki devam edeceğiz. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım. CHP liderinin ziyaretle ilgili eleştirilerine tepki gösterirken MHP liderinin destek açıklamasına teşekkür etti. İnşallah Türkiye'nin hayrına olur. Şunu söylemeli önce. Arkadaş sen beni davet ediyorsun ama bu yazdığın mektup ne? Bu mektup ne demektir? Gelme demektir. Müsaade etsinler de gidilmesi mi faydalı, gidilmemesi mi faydalı bir değerlendirme yapma fırsatını ekibimle beraber buldum. Sayın Bahçeli'nin duruşunu, Sayın Bahçeli'nin desteği burada da şükranla yad etmek durumundayım. Gün bir ve beraber olma günüdür.